Hadi, burada çizilmiş molekülü isimlendirmeye çalışalım. İlk yapacağımız şey en uzun karbon zincirini bulmak. Şuradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu değilmiş. Bir de böyle deneyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, bu gerçekten de en uzun zincirimiz. Mesela şurası 1 2 3 4 5 6 7 burası da yine 1 2 3 4 5 6 7 yani diğerleri hep az kalıyor. En uzunu bu. Tekrardan üzerini çizin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu bir alkan olmalı çünkü hepsi tekli bağ. Hatırlıyorsunuzdur 10 karbonluk bir alkan olduğu zaman dek öneki ekleniyor ve böylece molekül dekan adını alıyor. Bu kelimeyi de şuraya bir yere yazalım. Şimdi bu dekana bağlı olan gruplara bir bakalım. Şurada bir grubumuz var. Yuvarlak içine alayım. Bakın görüyorsunuz burada 2 karbon var. Tabii 2 karbon olduğu zaman molekül et önekini alıyor biliyorsunuz. Şöyle bir hatırlayalım. Bir karbonsa met, iki karbonsa et önekini alıyordu. Bu bir grup olduğundan etil grubudur diyoruz. Çünkü bahsettiğimiz şey ana zincir değil. Şurada iki karbonlu bir başka etil grubu daha görünüyor. Yukarıdaki bu grupsa oldukça ilginç. Önce bir karbonları sayalım. 1, 2, 3. Eğer bir grupta 3 karbon sayarsak normalde prop önekini ekliyoruz değil mi? O zaman bu gruba propil grup demek aklınıza gelebilir. İşte şöyle göstereyim. Burası. Böyle söyleyerek aslında tam olarak yanlış yapmış olmazsınız. Ancak bunu adlandırırken biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü propil grubunda tek bir uçta bağlanma var. Diğer ucunda yok. İkinci karbonda yani ortadaki karbonda bağlanma görülüyor. Bu bir sekonder karbondur. Sekonder dememizin nedeni ise iki karbona bağlı olması. Eğer 3 karbona bağlansaydı tersiyer karbon diyecektik. Tek bir karbona bağlanmış olsaydı bu kez de primer karbon diye adlandıracaktık. Geri dönecek olursak sekonder karbona bağlandığı için bu gruba bazen sek ön ekini ekliyoruz. Yani bu bir sek propil grubu. Buna bazen izopropil grup da deniyor. Tabi izopropil daha sık kullanılıyor. Bu iki isim yaygın adlandırma yöntemine ait isimler. Şimdi ise bu grubu sistematik bir şekilde isimlendirelim yine benzer yollardan geçerek tüm molekülü isimlendirebiliriz. Şurada en uzun zinciri görüyorsunuz. Bağlı olduğumuz noktadan başlayan bu uzun zincir, iki karbonlu bir zincirdir. Yani buradaki ana zincire etil diyebiliriz. Etil ana zinciri. Şu karbonsa bir grup etil olarak etil ana zincirine bağlanmış durumda. Ana zincirin bağlandığı noktadan saymaya başlayalım. Burada birinci ve ikinci karbonlar var. Şurada ise sadece bir karbonlu bir grup yani bir metil grubu var. Yani metil grubu etil grubunun birinci karbonuna bağlanıyor. Propil grubu kadar küçük bir grup için çok kullanılmasa da buna sistematik olarak bir metil etil adını verebiliriz. Bu sistematik adı görünce neden izopropil demedik de bununla uğraştık ki diyor olabilirsiniz. Bu ismi kullanmak bunun yerine daha büyük ve karmaşık bir grup ana zincire bağlı olsaydı mantıklı olurdu. Ama genelde buna izopropil deniyor ki bu sebeple zaten yaygın ad diyoruz. Buna bazen sekpropil hatta espropil bile dendiğini görebilirsiniz. Evet, tüm grupları isimlendirdik. Şimdi ise grupların hangi karbonlara bağlı olduklarını ve nereden sayacağımıza bakalım. Peki, bunu nasıl yapacağız? Bu dekan ana zincirinin yani karbon zincirinin sonundan saymaya başlıyoruz. Yani zincir nerede en hızlı şekilde daha çok grupla karşılaşıyorsa oradan. Örneğin sondan itibaren saymaya başlayalım. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon. 5 karbon olunca şurada 2 grupla karşılaşıyoruz. Eğer diğer taraftan saymaya başlarsak 1 2 3 4 5 5. karbonda bu kez sadece bir grupla karşılaşıyoruz. Ve diğer iki grupla buluşmak için bir karbon daha gidip 6. karbonu da saymamız gerekiyor. O zaman buradan başlarsak bu iki gruba daha hızlı ulaşıyoruz. Karbonları sırayla numaralandıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Peki İlk önce hangi gruplardan bahsetmemiz gerektiğini düşünürsek. Etil gruplardan mı yoksa bu izopropil gruplardan mı bahsedeceğiz? Cevap oldukça basit. Bunu sadece alfabetik sırayla hallediyoruz. Şöyle ki, etil grupları E harfiyle başlıyor ve alfabetik sırayla E harfi izopropildeki I'den ve sekpropildeki P'den önce geldiği için etil grupları diğerlerinden önce yazılıyor. Alfabetik sırayı düşünürken propil gruplarındaki sek ve tert gibi örneklere görmezden geliyoruz. Ayrıca metil etildeki m'den de önce geldiğini unutmayalım. Yani kısaca önce etil gruplarını yazıyoruz. Hatırlayacağınız gibi bizim 10 karbonluk ana zincirimiz alkan ve karbon sayısından dolayı dekan. Şimdi etil gruplarına bir değinelim. Elimize iki etil grubu olduğu için buna di etil diyelim siz de görebilirsiniz diye şuraya bir yazayım. Diyetil. Elbette bu iki etil grubunun nereden olduğunu belirlememiz gerekiyor. Biri 5. karbona, diğeri 6. karbona bağlı. Bu yüzden 5-6 diyetil diyebiliriz. 5 dediğimiz bu etil grubunu, 6 dediğimiz ise şu etil grubunu kastediyor. Ve şimdi izopropil gruplarına geçelim. İzopropil grubu da 5. karbona bağlı. Yani 5-6 diyetil, 5 izopropil dekan diyebiliriz. Ya da tercihe göre izopropil yerine sekpropil de olabilir. Eğer sistematik olarak isimlendireceksek, 5-6 diyetil, 5-1 metil etil diye başlayabiliriz. Hemen şunu kopyalayayım. Evet, çok güzel oldu. Son olarak ana zincir adını yazıyoruz. Yani dekan. Yazıyorum. Dekan. Yukarıdaki molekülün yaygın adı yani izopropil kullandığımız adı. Bir metil etilse molekülün sistematik adı.